Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili balık burçları. Balık burcu için bir ilişki açılımı yapacağız. Videonun başlığındaki gibi ilişkide her iki tarafta ilişkiye nasıl başlamış, ilişkinin şu anki durumu nedir ve olası gelecekte her iki kişi de her iki enerjide bu ilişki için neler yapmayı düşünüyor ve en sonunda da bu ilişkinin sonucu nereye gidebilir olasılık kartını seçeceğiz arkadaşlar. Bu olası sonuç kartında çıkan enerji, çıkan durumu şöyle söyleyeyim, kolektif açık bir bakım olduğu için herkesle uyumlu olmayabilir. Herkesin ilişki sonucu o şekilde olmayabilir. Bunu bu şekilde dinlerseniz sevinirim sevgili balık burçları. Evet, hemen niyetimizi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki balık burçlarının ilişkisiyle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Balık burcunun ilişkisiyle ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Balık burcu. Evet. Balık burcu. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu anki ilişkinin gündeminde partnere baktığımda, partnerin yani ilişki gündeminde partner bu konuyu sanki biraz askıya almış. Oluruna bırakmış, zamana bırakmış. Bu konu hakkında düşünüyor. Yani bu ilişki için neler yapabilirim, ne olur, bu ilişki nereye gider gibisine düşündüğünü, biraz zamana bıraktığını, biraz bekleyelim dediğini, bir bekleme enerjisinde olduğunu ve ilişki için hiçbir şey yapmadığı bir dönem. Bekliyor öyle ama beklerken de bir yandan da düşünüyor tabii ki. Size baktığım zaman siz daha bu ilişkide ilişkiyi yöneten kısım sizsiniz aslında. Yani yönetmek istiyorsunuz. Bir yandan işte daha böyle egolusunuz, daha böyle dediğim dediksiniz, daha böyle benim istediğim şekilde olsun dediğiniz bir yapıdasınız bu ilişki. Yani ilişkiyi benim istediğim şekilde dönüştürelim dediğiniz bir durum sanki şu anki gündemde. Yani ilişki sizin istediğiniz gibi gitmiyor zaten. Karşı taraf yapmıyor bunu. Siz bunun için diretiyorsunuz, bunun için bir ego yapıyorsunuz aynı zamanda benim dediğim olacak diye. Ama karşı taraf şu an bu sizin dediklerinizin hiçbirini yapmıyor. Sizin istediğiniz gibi size gelmiyor. Şu an karşı taraf beklemeye almış. Zaten bu ilişki başladığında da karşı taraf böyle biraz daha dediğim dedik biri. Siz burada dediğim dediklik yapıyorsunuz. Karşı taraf sizden daha böyle dediğim dedik biri zaten. Karşı taraf daha böyle savaşçı, daha böyle lider, daha böyle kuralcı, daha böyle ilişkiyi yönetmek isteyen, benim dediğim şekilde bu ilişki yönetilecek dediğiniz, benim sana verdiğime yetineceksin, işte ben nasıl istiyorsam öyle olacak diyen bir kişi. Zaten partner ilk ilişkiye başladığında da bu şekildeymiş. Böyle duruşu sert bir kişi, duruş kuralları olan bir kişi, otorite sahibi biri. Aynı zamanda da sanki bir hareket etmemiş. İlişkiye başlarken de bu kişi size bir eylemle gelmemiş ki zaten. Size böyle bir aşkını sunmamış ilişkiye başlarken de. Ben böyleyim, ister kabul et ister etme. Yani benim dediğim gibi olacak şeklinde bir durum. Kendinden işte hayatta taviz vermeyen bir adam ya da kadın ve kendi kuralları olan, ben ne diyorsam o diyen, masaya elini koyan, masaya elini vuran, neyse işte böyle biri. Yani ilişkinin başında da bu şekildeymiş. Siz ise ilişkinin başında daha mülayimmişsiniz. Daha böyle sessizmişsiniz. Daha böyle sevginizi içinizde saklamışsınız. Çünkü karşı taraf sizin sevginizi yaşamanıza izin vermemiş zaten. Bu diktatörlüğüyle. Siz ne zaman ne kadar böyle sevginizi hissettirmek isteseniz karşı taraf sizi hissettirmemiş ki zaten. Otur oturduğun yerde demiş. Siz hep burada bekleyen, sabreden,
İşte bir durumda kalmışsınız. Karşı taraf sizin sevginizi görmemiş zaten. Siz karşı tarafı daha çok sevmişsiniz, sevgili balık burçları. Karşı taraf daha böyle güçlü bir karakter. Şu anki durumunuzda siz böyle o eski durumdan çıkmışsınız. Öf yeterse yeter demişsiniz. Belli bir kural kusup artık siz koymaya başlamışsınız ama karşı taraf bunu zamana bırakmış, oluruna bırakmış. Sallamıyor bile aslında size, öyle söyleyeyim. Sen şurada bir dur hele demiş size. Sen şurada biraz bir bekle. Ben sana tekrar döneceğim dediği bir durum olmuş sanki. Çok da umurunda değilmiş gibi davrandığı bir süreçten geçiyor şu an. Peki olası gelecekte partner ne yapacak? Olası gelecekte partner yine dediğim dedik, çaldığım düdük, benim dediğim olacak, benim istediğim gibi geleceksin. Yaşamak istiyorsan, beni istiyorsan benim kurallarım var. Ben kurallarımdan taviz vermem. Benim sana verdiğimle yetineceksen, benim istediğim şekilde bu ilişki yürüyecekse olur, yoksa olmaz. Ama karşı taraf net bir duruşu var, keskin bir duruşu var. Hayatta taviz vermiyor. Size karşı da gelse ne yapacaksınız zaten? Bu adam gelmez ki zaten, ya da bu kadın. Net bir duruşu var, net bir tavır sergiliyor. Çok sert bir karakter. Çok burnundan kıl aldırmayan biri. Karşı taraf gelmez. Böyle bir kişi nasıl gelsin size? Ha, giderseniz siz gidersiniz bu kişiye. Ama sizin de şu an için gitme gibi bir durumunuz yok. Siz de pek o durumda değilsiniz ama gitseniz de zaten bu kişi size şart koşacak, koşul koyacak. Kuralları var, şartları var. Bir şeyleri kestirip atmış zaten. Kestirip atma niyetinde de zaten bu kişi. Yani size baktığım zaman olası gelecekte siz de eliniz kolunuzu bağlı oturuyorsunuz. Yani aslında bir yandan da şu halimde iyi, rahatımı da bozmak istemiyorum. Şimdi onun suratını mı çekeyim, onunla mı uğraşayım, onun afrasını tafrasını mı çekeyim dediğiniz bir enerjide de olabilirsiniz aynı zamanda. Peki olası sonuçta ne olur? Olası sonuçta bir adım var arkadaşlar. Bir kişi yani burada tekrar harekete geçmek isteyen, özleyen, tutkuyla, aşkla, heyecanla, şehvetle bir kişi tekrar harekete geçip bir eylem yapma enerjisinde olacak. Gerek siz olursunuz, gerek karşı taraf. Ortak kartı seçtim çünkü. Ama hangi tarafa gider diye sorarsanız, benim hissiyatım sanki siz bir adım atacaksınız, karşı tarafın da sert bir duruşunu, soğuk bir duruşunu, belli bir kurallarını, belli bir şartlarını koyacak gibi geliyor bana. Hissiyatım bu şekilde. Siz dayanamayıp, siz özleyip, siz artık bu ilişki tekrar bir canlandıralım diyeceğiniz, geriye dönüp tekrar işte o aşkı yaşayalım diyeceğiz. Aşk da yaşamamışsınız ki, adam zaten ya da kadın suratsızın biri ya, zaten size bir aşk sunmamış. Zaten sizi yani sevgisi varsa da göstermemiş zaten. Göstermez. Ketum. Eskiden babalar çocuklarını sevmezmiş ama içinde severmiş ya, bu da öyle biri yani. Otur otur, kalk kalk, höt höt biri yani. Siz gitseniz de kılıcını kaldırıyor size. Soğuk davranıyor. Siz umurunda değilmişsiniz gibi davranıyor size. Sevgili balık burçları. Yani evet, böyle bir karakter var, böyle bir partner var. Siz böylesiniz. Yani bekleyensiniz, bekleyen durumdasınız aynı zamanda. Zamanda da çok beklemişsiniz. Yani ilk bu ilişkiye başlarken de beklemişsiniz. İlk bu ilişkiye başlarken de sabretmişsiniz. Sevginizi içinizde yaşamışsınız. Acaba sevgili balık burçları, platonik mi seviyorsunuz siz bu kişiyi? Yani çok da genç bir kişiler değil buradaki ilişkideki kişiler. Orta yaşını almış insanlar buradakiler. Yani hemen hemen nasıl söyleyeyim, 35'in üstündeki insanlar. Çok da küçük insanlar değilsiniz yani. Enerjiler değil buradakiler. Yani küçük enerjiler değil. Evet, böyle bir durum söz konusu, böyle bir ilişki. Artık enerjim kiminle tuttuysa bilmiyorum ama üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik.
Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.